Merhaba arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bu dersimizde mikro denetleyiciler konusundan düğme ile denetimi inceleyeceğiz. Şimdi düğme denetimi oldukça önemli. Sonuçta mikro denetleyicileri nasıl tanımlamıştık birinci dersimizde hatırlayın. Biz ne dedik? Giriş ünitesi, mikro işlemci, çıkış ünitesi ve hafızası olan bir bilgisayar kasası gibi görüyoruz mikro denetleyicileri. Buradaki giriş ünitelerinden biri de butonlardır. En sık kullanılan giriş ünitesidir. Yani siz bilgisayarınızda nasıl klavyedeki tuşları kullanıyorsanız mikro denetleyicilerde butonları denetim amaçlı kullanmaktadır. Eğer ileri programlar geliştirmek istiyorsanız butonların nasıl kullanılacağını bilmeniz, bunlara hakim olmanız gerekiyor. İlk önce bir buton bağlantısı nasıldır? Mikro denetleyici devresinde bir incelemeye çalışalım. Şimdi bizim mikro denetleyicilerimizin MCL'leri dediğimden bir bağlantı ucu vardır. Bu bağlantı ucuyla biz mikro denetleyicimize reset atarız. Yani bir fonksiyonu ya programı yenileriz veya bir fonksiyonu çağırmak için kullanırız. Şimdi butonumuza baktığımız zaman gördüğünüz gibi 5 voltluk bir gerilim kaynağına bağlı bir revir direnci, ona bağlı bir buton ve bu dirençle buton arasında da bir kabloyla 4 nolu pinine bağlantı uyguluyoruz. Şu an buton basılı değilken, yani açıkken dikkat ederseniz 5 voltluk gerilim direkt 4. pine uygulanır. Yani bizim amacımız burada 4 nolu pine bir değerini uygulamak. Yani mantıksal bir değeri 4 pine oluyor. Fakat siz butona bastığınız zaman dikkat ederseniz 5 voltluk gerilim kaynağının revir direncinin üzerinde oluşturduğu akım direkt buton üzerinden toprağa akacak ve 4 numaralı pine ulaşmayacaktır. Yani 4 numaralı pinde herhangi bir gerilim düşümü oluşmayacak ve oluşan gerilim düşümü sıfır olacaktır. Yani mantıksal sıfır. Yani siz 4 nolu pine bir uygulamak istiyorsanız butona basmayınız. Eğer sıfır uygulamak istiyorsanız butona basmanız gerekiyor. Şimdi bu mantığı düşünerek bir tane uygulama yapalım ve bu uygulamamızı denetimi yazarak görelim. Uygulamamız gördüğünüz gibi yine bir 16F84A'yı kullanıyoruz. Include kütüphanesi kullanarak varsayılan etiketleri arıyoruz. Yine programımızı başlatıyoruz. Port B'yi temizledikten sonra statüsünün 5. bitini 1 yapıyoruz ve band 1'e geçtik. Tris B'yi yetkilendirdik. Yani port B'nin tüm uclarını şu an çıkış olarak kullandık. Ve daha sonra FF, yani bu nedir? 255 değerini Tris A'ya yükledik. Dikkat ederseniz ben ne yaptım? FF değerini W yazmacına, W yazmacından tekrar Tris A'ya yükledim. Yani yapmak istediğim şey port A'nın tüm uclarını da giriş olarak kullanmak istediğimi belirttim. Yetkilendirme işleminden bittikten sonra status yazmacının 5. bitini tekrar 0 yaptık. Band 0'a geri döndüm. Kontrol ünitemize de baktığımız zaman ne yapıyoruz? Move F. Port A'nın değerini alıp nereye aktarıyoruz? W yazmacına aktarıyoruz. Yani buradaki destination D ifadesi 0, yani W olarak yazılmış olarak varsayın. W, daha sonra W yazmacına aldığımız değeri de port B'ye taşıyoruz. Ve bu işlem gördüğünüz gibi sonsuz bir döngüde devam ediyor. Yani yapılması gereken bu programımız ne yapıyor tam olarak? Siz port A'ya bağlı hangi butona basarsanız ona bağlı LED ne yapıyor? Sönüyor. Dikkat edin, eğer o bağlantıyı yaparsak. Şimdi bu uygulamamıza geçelim. İlk önce hemen geçip bir mplot programımızı başlatıyoruz. Tekrar yine yeni bir projemizi oluşturuyoruz. 16F84A'yı seçtim tekrar. Varsayılan değerleyici. Projemi oluşturuyorum. Bunu mikro 3 olarak adlandıralım. Klasöre kaydedeceğim. Projemin ismi de mikro 03 01 olsun. Ve projemi oluşturdum. Yeni bir dosya oluşturuyorum. Temel komutlarımı yazıyorum şu an için. 16F84A'yı kullanmak istediğimi söylüyorum. Bunu da bir kaydedeyim. Dosyamın ismi ne olacaktı? Mikro 03 01.asmb dosyası olacak. Bu dosyamı da tekrar projeme ekliyorum. Ekledikten sonra artık projemi yazmaya devam edebilirim. Şimdi listeledik. Daha sonra yine varsayılan etiketleri kullanmak istediğimi belirtiyorum. O yüzden
16.84a include dosyasını programına ekliyorum. Port komutuyla programın 0. satırdan başlayacağını söylüyorum. Daha sonra clear F port temizliyorum. Eğer herhangi bir LED bağlıysa onları şu an söndürdüm demek. BSF komutuyla status yazmacının 5. bitini 1 yaptım ve band 0'dan şu an nereye geçtim? Band 1'e geçtim. Artık yetkilendirme işlemlerimi yapabilirim. Clear F komutuyla TRISP'yi sıfırladım. Yani port B'nin tüm ucularına bir çıkış ünitesi bağlayacağım. Yani LED bağlayacağımı söylüyorum. Bu literal W ile ne yapıyorum? FF yani 255 sayısını onluk sayı sisteminde W yazmacına atıyorum. Daha sonra W yazmacından aldığım değeri de TRISP'ye atıyorum şu an. TRISP'ye atıyorum. Bu atama işlemini yaptıktan sonra port B'yi de demek ki ben giriş ünitesi olarak port A'yı da giriş ünitesi olarak kullanacağımı söylüyorum. BCF komutuyla işlem bittiği için status yazmacının 5. bitini tekrar 0 yapıp başa döndüm. Artık programımı yazabilirim yetkilendirme işlemlerinden sonra. Move F komutunu burada kullanmış oluyoruz. Ne yapıyorum? Port A'nın 0 yazarsam yani port A'nın değerini oku ve W yazmacına yaz. 1 yazarsam port A'nın kendisine yaz. Ben W yazmacına yazmak istiyorum. Ya 0 yazın ya da W yazın size kalmış. Son olarak da move WF ile ne yapmak istediğim W yazmacındaki değeri alıp port B'ye atıyorum. Ve bu işlemin uzun bir süre devam etmesini istediğim için de kontrol etiketine tekrar yönlendirmemi yapıyorum ve projemi sonlandırıyorum. Projemi yazdıktan sonra derleme işlemine geçebilirim. Artık projem derlendi. Bir kontrol edeyim herhangi bir sıkıntı var mı? Bakıyorum derleme dosyalarına. Hex dosyam oluşmuş. Artık Proteus dosyamı çalıştırabilirim. Bu uygulamayı çalıştırabilmek için ne yapmam lazım? Benim 8 tane LED ve 8 tane de butona ihtiyacım var. Ama bu dersimizde ben o kadar buton bağlamayayım. Önemli olan mantığı görmeniz. Varsayılan yine şablonları kullanıyorum. Bana ne gerekiyor? Bir tane pik 16F84A gerekiyor. LED gerekiyor yine. Bir de rezistör gerekiyor. Bu devre elemanları benim için yeterli. Pikimi sahneye atıyorum. Attım. Sonra rezistörümü alıyorum. Mesela burada LED'imi bağlayacağım. Mesela 0. bitine bağlayayım. Bağlama işlemlerini yapıyorum şu an için. 3 tane LED bağlasam şu an için devreyi anlamak için yeterli benim için. LED'i de bağlıyorum. LED daha bağlayayım şöyle. LED de şuraya bağlayayım. 3 tane LED'imi de bağladım. Artık toprağımı da bağlayabilirim. Bir toprak bağladım. Diğer toprakla da bunu alabilirim. Öyle size kalmış. Tek bir toprak veya daha fazla kullanmamak. Direnç değerlerimi de değiştiriyorum. 330 ohm yapıyorum. Bu işlemi bitirdikten sonra artık bir de butonlara ihtiyacım var. O yüzden tekrar P butona tıkladıktan sonra tabii ki bunu terminal bölümünde yapacağım. Ben butona ekliyorum. Şu buton benim için yeterli. Tekrar ne yapıyorum? 5 voltluk bir gerilime ihtiyacım var. Power ya da input power alabiliriz. Şöyle power alayım bir tane. Daha sonra power aldıktan sonra direncimi alıyorum. Tekrar bir direnç aldım. Şöyle bağlayayım. Şurada olsun. Şurada olsun. Daha yakın olsun şeye. Direncimi ne yapıyorum? Güç kaynağına, 5 voltluk güç kaynağı bekliyorum. Onu da butuna bağlamam gerekiyor. Ama butuna bağlamadan önce direkt bunu ben
Sıfırıncı bite bağladım. Şöyle yaptım. Sonra tekrar bu işlemi yapıyorum. Bir tane daha led alıyorum. Daha doğrusu direnç aldım şöyle. Şu direncimi de yine şuraya bağlayayım bence. Birazcık karmaşık olmasın. Şöyle bağladım. Şunları biraz aşağıya çekeyim. Karışmasın diye. Şu an için şöyle durabilirler. Şunları da biraz yukarı çekebilirim. Bunu da ikinci biteğe bağladım. Bir direnç daha alıyorum. Bunu da üçüncü biteğe bağladım. Bunların hepsini de 5 voltluk yedim. Şu an ne yapıyorum ben? Yapmak istediğim şey şu an port A'nın sıfırıncı, birinci ve ikinci bitine ne yapıyorum? Direkt 5 voltluk bir gerilim uyguluyorum. Yani 1 oluyor otomatik olarak. Yani ben programı çalıştırdığım zaman bu 3 led yanacak. Fakat diyorum ki butona bastığım zaman bunların sönmesini istiyorum. Bunun için ne yapıyorum? Butonlarımı alıyorum. 3 tane buton da şurada olsun. Yani görebileyim. Ne yapıyorum? Butonlarımı ilk önce bir ground yani toprağa bağlamam gerekiyor. Şöyle bir butonlarımı toprağa bağladım şimdilik. Ben ne yapıyorum? Eğer butona bastığım zaman R4 direncindeki akım sıfıra gitmesin. Yani portanın sıfırıncı bitine gitmesin diyorum. Bunu buraya bağlıyorum. R5'teki de aynı şekilde şuraya bağladım. Ve R6'kini de şuraya bağladım şimdilik. Yani burada amaç siz portla A'ya ne uyguluyorsanız port B'den onu almak istiyoruz. O yüzden ben kodumu yüklüyorum şu an. Heksadesimal kodumu gidiyorum. Mikrodenetleyiciden bunu alıyorum. Ve çalıştırıyorum. Şu an çalıştı. Ledlerim ne oldu? Yandı. Çünkü dikkat ederseniz butonlar basılı değilken ne yapıyoruz? Port A'nın sıfırıncı, birinci ve ikinci bitine ne yapıyoruz? 5 voltluk bir gerilim uyguluyoruz. Fakat ben diyorum ki butona bastığım zaman bu gerilim ne yapsın? Sıfıra düşsün yani toprağa akımı yönlendiriyoruz. O yüzden birinci butona basıyorum. Gördüğünüz gibi ben bastıkça ne oluyor? Ledim sönüyor. Ve ikinci butona basıyorum. Gördüğünüz gibi ledim sönüyor. Yani siz hangi butona basarsanız o değer sönüyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? Port A'nın değerlerini alıp W yazmacına atıyoruz. W yazmacından sonra da aldığımız değerleri port B. Yani amaç burada ne? Port A'yı port B'ye taşımaktan ibaret. Başka bir şey yok. Bir sonraki dersimizde buton kontrollerine geçeceğiz. Şu an butonun çalışma prensibini öğrenmeye çalıştık.